herkes bizi şeyci biliyor. Dinci diye adımızı çıkardılar. İşte bir bir kelime söylüyorsunuz dinci diyorlar. Atatürk'ü savunuyorsan esolcu diyorlar. E, muallakta kaldık hani. Ben kimim diye kendime de soruyorum bazen. Bizi yaratan, yegane ayakta tutan aldığımız nefesin tek sahibi Allah kelimesi. Bizleri dinci yapacaksa varsın yapsın evet, Kürşat eyvallah. Bey. Yani bizi e, ben de Allah'ın varlığı ve birliğiyle, Nefes inancıyla ayakta duran bir insanım. O yüzden evet koruyan güçler neydi? Sığ mantıkla ya da düz mantıkla bakarsak Atatürk'ün bize anlatılan ortaokul lisedeki tarihine baktığımızda çok basit bir anlatım var. İşte şu şudur, şurada doğdu, şunu yaptı, şöyle yaptı ama Bakın çok önemli bir anekdot gibi küçük bir parantez açayım. Şu anki hükümet 8 tane maddeyi değiştirmeye çalışıyor. Ülke ayağa kalkıyor. 8 madde bakın. Atatürk'ün dönemine gidip de yaptıkları radikal şeyleri bir göz önüne alın şöyle bir hayal edin. Olmayacak dua gibi. Evet. Ama nasıl yaptı bunu? Hani bunu sadece bir kişiye mal etmek ya da 2-3 tane arkadaşı var onlarla yaptı demek sığ bir zihniyet bana göre. Hani anlatılmayan bir konu var demek orada background'unda yani onun geçmişinde onu destekleyen, ona yön veren insanların olduğuna inanmak gerekiyor. Yoksa hani çok mucizevi bir varlık ortaya çıkıyor yoksa. Hani her şeyi kendi yapmış çünkü. Hani anlatılan tarihe baktığımızda. Yani evliya gibi gelmiş, ona dokunmuş, seni şu yapacağım demiş, şunu şu yapacağım demiş ve olmuş. E bu olabilir mi? İmkanı yok. 28 günlük hücre hapsi var bakın Atatürk'ün. Yani yüzbaşı rütbesindeyken, genç bir subayken gazete çıkartıyor çok radikal bir hamleyle. Ve içeriden ispiyon ediliyor ve padişah tarafından hapsediliyor. Ve o cezaevi yazılıdır kaynaklarda. Oraya girip de çıkan yok. Ali Fuat'la beraber giriyor ve o 28 gün tek betonun üzerinde yatıyor. Ve oradan ne oluyorsa, bakın ne oluyorsa 28 gün sonra çıkartılıyor ve sürgüne ordunun yine başına ama uzaklara gönderiliyor. İşte onu oradan oradan çıkartan ve yine uzağa aman padişah dokunmasın dokunamayacak bir bölgeye atan bir güç var. Bir şekilde sarayın içerisinde de tabii ki bunlar söz sahibi. Yoksa hani... Kimse de açıklayamıyor o 28 günlük hücrede nasıl çıktı Atatürk? Ölüm fermanı veriliyor çünkü. Birçok üzerinde ferman var. E nasıl oluyor? Nasıl oluyor? İşte bu buradan oluyor. Yani bu bir de, tabii teori. Nasıl inanmak isterseniz. Yani Atatürk'ün yalnız olmadığını, birilerinin yetiştirdiğini inancımız bu kitabı da yazmaya bizi meyletti. E, i̇nanç konusunda da hani Allah kelimesini kullandınız ya ilginç ilk defa bu kadar senedir televizyona çıkıyorum bir sunucu Allah dedi. Hmm. Bu konuda çok ilginç bir şey var. Yine parantez açalım. Siz de e, şahit olmuşsunuzdur. Hiçbir kanalda hiçbir e, sunucu ya da konuk Allah diyemiyor. Herkes Tanrı diyor. Bakın çok dikkat edin. Bunu sosyetik mekanlarda ya da lüks yerlerde, semtlerde. Herkes aman Biz Tanrı Tanrı. Biz Allah diyoruz. Çünkü onun yegane ismi bu. Ya şimdi 99 tane güzel ismi Tabii varken ki. bize ait 99 olmayan... 99 ismi ee, var tabii. Ama bakın bu işte diyor ya hani bizim en büyük sıkıntımız kavramlarla alakalı dedim ya Tanrıyı da bizim Lukatımıza soktular yani. Oysa ki ben Tanrı kelimesini de açtım. Tanrı aslında Allah yok demek. Bakın aslında kendi kendimize Allah yok dedirtiyorlar yani ve bunun savaşını da çok veriyorum. Evet. Ama geldi anlat insanlara evet. tabii. Ki. Evet sayın seyirciler, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşuyoruz. Ekranlarınızdan ayrılmayın. Şimdi reklamlar. Kemal Atatürk'ü hoş sohbetleriyle anmaya devam ediyoruz. Evet, yıl 1430, Moni Vlatadon Manastırı Selanik. Rum kızı Maria gizemli bir rüya görür. Ancak hatırlayabildiği tek şey derin berrak deniz gibi masmavi parlayan mavi gözlü bir bebektir. Rüyası çember üst kainleri tarafından yorumlanır. Bu bir kehanettir. Atatürk'ü rüyasında gördü. Merkez tarafından koruma altına alınan mavi gözlü bebek onun son nefesine kadar hep yanında olmuştur. 41 defa suikast yapılmış ancak burnu bile kanamamıştır. Ta ki içlerinden iki kişi ihanet edene kadar. Birisi merkez üst kurucu üyesi, birisi de en yakın silah arkadaşı. Kimdir bunlar? Oh. Uh. <laughs> e, i̇sim mi? <gülüyor> <gülüyor> yani bunu herkes aslında biliyor milli şefimizi de. En yakın silah arkadaşının ihanetini. Evet. Birilerini kızdırır gerçi bu gerçek. Ama çok ciddi bir ihanet var benim kurgumun içerisinde evet. Atatürk'ün mistik tarafını aslında ilahi bir güçle nasıl işaretlendiğini ve o merkez oluşumunda onu fark edip bu bebeği bir koruma altına alması ama çok da deşifre etmemek için de fazla üzerine gitmemesinden başlıyor bir hikaye. Ama tabii ki ben aslında şöyle izah edeyim. Dünyada iki güç olduğuna inanıyorum. Birisi yapıcı, birisi yıkıcı. İşte Agarta ve Şamballah olarak nitelendirdim. Birileri dünya düzenini yıkmaya çalışırken birileri de yapmaya çalışıyor. Bu yapanlar işte Atatürk gibi dahileri, alimleri koruyor ve yetiştiriyorlar. Yıkıcılar da kendi kölelik sistemini dünyaya hmm. hakim kılmak için de onları öldürmeye, yok etmeye çalışıyor. İşte Atatürk de orada bir birey aslında, önemli bir birey. Onu yetiştirenler de var kahinler tarafından deşifre olduktan sonra zaten ciddi bir operasyon yapılıyor. Bu zamanda saray içerisinde sızan birçok masonik oluşum ve kişiler Atatürk'ün evet bu adam o adam dedikleri zamanda başlıyorlar operasyonlara ve ciddi anlamda resmi kayıtlarda sadece kayıtlı olan 41 defa suikast yapılıyor. Bu suikastlardan nasıl korunuyor ya da nasıl kurtuluyor kimse bize anlatmadı. Ee, ama bunun detayına baktığımızda Atatürk'ün sonradan son dönemlerinde kurduğu teşkilat-ı mahsuse var. Kendi istihbarat teşkilatını kuruyor en güvendiklerinden. Bunlar bir şekilde yardım ediyor ama tabii onun altında da bir derin oluşum var Atatürk'ü yetiştirenler. Bir şekilde de evet e, sessiz sedasız korumaya çalışıyorlar kendilerini deşifre etmemek için. Ama en son İzmir suikastinde Atatürk çok ciddi bir duygusal buhrana giriyor. Çünkü o merkeze bağlı en yakın silah arkadaşları da onun içerisinde. Orada bir yalnızlık yaşıyor. Evet yaşıyor. O yüzden de oğlunu bir vasiyetle de bağımsızlaştırıp hani uzaya giden kapsül gibi oradan ayır diyor. Kendisi vefat ediyor ve misyonunu oğlu devam ettiriyor gizli bir şekilde. Ama Atatürk'ün yine söylüyoruz birçok teşhis konulmuş ölümüyle alakalı. Ama o günkü teknolojiye bakıldığında siroz teşhisi konulabilmek için çok önemli donelere ihtiyacınız var. Bir kere biyopsi yapılması gerekiyor, parça alınması gerekiyor ya da 25 yıl boyunca her gün 3 kadeh içki içmeniz gerekiyor o hastalığa düşmeniz için. Yani o günkü teknolojiyle abuk subuk bir e, ithamda bulunuyor, yani teşhis konuluyor. Hiç kimsenin de irdelemeyeceği bilindiği için de üstü kapatılıyor. Sonrasında çok ilginç şeyler oluyor. Atatürk e, her zaman söylediği, dile getirdiği bir yer var. Bu 20 yıl boyunca Orada yatırılıyor. Etnografya Müzesi. Çünkü oranın mimarının mason olduğunu biliyor. O yapıyı hiç sevmiyor. Ankara'dan hep önünden geçerken de bu yapının yıkılması gerektiğini söylüyor. Çünkü çok ilginç bir yer orası. Namazgah Tepesi. Kurtuluş Savaşı'nda ordunun orada tepede namaz kılıp düşmana karşı harekete geçtiği bölge. Ve oraya gidip müze yapıyorlar. Ve bize ait olmayan bir mimariyle gene Atatürk de oranın yıkılmasını istiyor açıkçası. Ve çok ilginç Atatürk vefat ediyor ve 10 yıl boyunca taşın üzerinde Atatürk'ü orada yatırıyorlar. Gömmüyorlar. Bakın bu önemli bir detaydır. Neden gömmüyorları tabi uzmanlar araştırsın. Ama bir küçük bir not vereyim. İleride Atatürk'ü e yapılacak bir otopsi, kanının çekilmesi, birçok şey için orada kurutulması yani kurumasını istiyorlar. Hani vücudunun. Ee, ve en sonunda işte merkezin yetiştirdiği Menderes tarafından da Atatürk oradan alınıyor. Anıtkabir'e defnediliyor. Ve çok ilginç oradaki gizli kayıtlarda Atatürk oradan çıkartılırken cesetine, bedenine hiçbir şey olmadığı şahitler şeyinden aslında not ediliyor ama tabi bu da saklanıyor. Ama bizim ilmimizde böyledir. Bilirsiniz alimler bu vatan için ee, her şeyine göze alan insanların bedenleri de çürümez. Fikirleri nasıl çürümediği gibi, nasıl hala yaşıyorsa bedenleri de çürümez, arzu ederlerse. Bu da onun tescili aslında. O yüzden de hani şimdi yeni yeni Atatürk'e de işte bir otopsi, biyopsi gibi böyle bir hani şeyler açılacaktır da büyük olasılık ama izin verilmeyecektir. Özal'ınkindeki gibi. Birçok şey bize bazı şeyleri gösteriyor ama biz öyle film oynuyor ki önümüzde takip edemiyoruz gerçekle yanlışı ayırt edemiyoruz evet, zaten amaç bu yetmiyor. yetmiyor çünkü hepimize bir geçim sıkıntısı empoze edildi bir e, modern köleleriz hepimiz o modern kölelikten çıkıp da ulan ne oluyor dünyada demeye fırsatımız kalmıyor çok vahim bir tablo tabii ki. Ancak bizim gibi insanlar biraz irdeleyen, yani biraz o şeyden fırtınadan çıkmış insanlar da bunları dile getirmeye çalışıyor. İstiyoruz ki bizim gibi sadece ben ne olacak iş değil bu. Bizim gibi insanların evet kardeşim doğru biz köleyiz. Biz bu düzene baş koymalıyız. Baş kaldırmalıyız affedersiniz. Oradan çıkmak için mücadele etmesi lazım. Bu da cihat aslında. Evet. Yani mesela alın bize başka bir kavram daha. Cihatı bize nasıl öğrettiler? Türkçe kavram. Baş kelle keseceksin, asıp içeceksin. O işteki Allahu Teala'nın en büyük size emri yapılması elzem olan insanın varlığıyla aslında bir olan şey cihat. Nedir cihat? İlminle, film, biliminle, edebiyatınla her şeyin önce kendine yetiştiği, onu yapmak için tabii ki düşenleri, de, geç. Kaldır. düşenleri de kaldır, düşenleri de kaldır. Çünkü hak dini tek. Allah'ın dini tek. 50 tane dini yok zaten. Tek bir dini var. Diyor ki Allahu Teala ben sana bir yetki verdim. Dünyaya seni kendi hakimiyet sıfatımla gönderdim. Benim Şeriat kanunlarımı uygularsan sen mutlu olursun düşeni de kaldır diyor. Bu cihat işte. Yani eyleme dönüştür diyor, konuşma diyor, yap diyor. Ama bize cihatı başka türlü anlatmışlar. Kafa kesen, baş kesen, işte ne bileyim hırsızlık yaptığında çapraz elini kes. Mesela onu da anlatayım çok kısa mesela şeriatta neden şeriatı sevmiyoruz ya da niye öcü geliyor bize çünkü siz dört kadını mübah şey helal kılmışsınız öyle lanse ediyorsunuz işte hırsızlık yapanın çapraz elini kesin diyorsunuz sözüm ona bu Kur'an'da yazıyormuş oysa ki kesmek bakın yine kavram üzerinden açıklama yapayım fikir olarak kesmek dediği aslında çok net bir şey. Diyor ki hırsızlık yapanın diyor. Önce bir karşını al. Nedir derdi? Bir sor adamın. Hani bu adam durup dururken mi hırsızlık yaptı? Yok. E bir derdi var. Heh diyor, Onun elini oradan kes diyor. Hmm. Bakın çok ince bir ayrıntıdır ama siz onu gelip fiili bir kesme yaparsanız insan aklı şu anki akıl karşı çıkıyor. Ya Allahu Teala insana zulmeder mi diyor? Böyle bir katliama izin verir yani mi diyor? Yani onu yapmaması için elini oradan çekmesi için ona imkan sun. Tanı. Ay, e kes işte bak o kelime bakın bir evet. kelimeden nerelere gidiyoruz? Şirke kadar gidiyoruz. İslamiyete inanmıyoruz. Dört kadın olayı da aynısı. O çok uzun bir hikaye onu da anlatırım ama bir gün. Ama en basit böyle radikal olan şeylere baktığınızda kes dediği hani yaptırtma yani önünü kes o yolda. Dört kadına şey kısaca anlatır mısınız? Şimdi ben biliyorum şu an telefonlar kilitli. Sizle konuşmak isteyen, size soru sormak isteyen, e, sizle aynı fikirde olan, sizle karşıt fikirde olan. Evet bu böyleydi ben de aynı düşünüyorum ama bu fikirlerimi yazamıyorum e, diyecek. O kadar çok seyircimiz var ki ya da söyleyemiyorum diyecek. E, Birçok kişi bunu bilmiyor. Dört kadın da şöyle kısaca bir anlatır mısınız? Bu kavramlar çok önemli bakın hayatımızın elzem konuları çünkü insanları şirke kadar götürüyor yani İslam'dan evet. soğutuyor. Bunların da nasıl yapıldığını az çok anlattım İşte Türk Dil Kurumu'yla başlayan bir dejenerasyon var. Dört kadın olayı ne acı ki alimlerimiz de böyle yürekli bir şekilde çıkıp da din adamlarımız demiyor ki kardeşim bu 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 böyledir de diyemiyor ve ortada böyle çorba halinde kalıyor dört kadın elzem durumlarda elzem dediğimiz son çare hani ihtiyaç olduğunda ve İslamiyet dikkat edersek en çok kadının hakkını koruyor bir kere burada ve kul hakkından hep bahsediyor. Evet. Yani bu o döneme gidelim bir tarihte ta 600'lü yıllara gidelim oradaki teknolojiden sanattan tıptan her şeyden yoksun insanları düşünelim. Yani bir diş ağrısından bile insanların öldüğünü, sakat kaldığını ve İslamiyetin cihat döneminde birçok savaş yaptığını ve insanların geri dönmediğini an idrak edelim. Ve o zamanların kaidi örf adetleri çok başka. O zamanlar dul kalanlar genelde hayat kadını olarak görüldüğü için ve hareme alınıyormuş. Hani cariye gibi evet. kullanılıyormuş. Yani bir fuhuş anlamında, bir genel ev edasıyla kullanılıyormuş. Ne acı bir durum. yani kız çocuğunu bile gömen kadına değer verir mi? gö vermez tabii ki. O yüzden de İslamiyet'in gelmesiyle aslında en çok kadına değer verildiği bir dönem. Ve diyor ki savaşa oldu da savaşa gittik. Diyelim ki biz buradaki arkadaşlar hep beraber cihata gittik. Eşlerimiz de burada duruyor. Oldu da Mehmet şehit oldu. Şimdi şehit olanın eşi var, çocukları var. E bunlar Yahudilerin o dönemki ülke düşünün. Yani İslamiyet daha küçük. Şimdi o kadının düşeceği durumu bildiği için İslamiyet hemen onu sahip çıkıyor. Yani o zaman ne yapıyor? Hemen diyor Ahmet diyor Mehmet diyor sen onunla yakın aile dostunuzdur diyor hemen onu himayene al diyor. Bakın ilk emir böyle geliyor yani himayene al, evine o al. O da bakabiliyorsa himayesine Tabii al. ki yani orada herkes diyor ki bakabildiğini evine alsın. Sonra ne oluyor bakın daha dört nikah yok. Yahudiler tabii fitne fesat çıkartacak ya bu konuda da. Aa diyor bak diyor Ahmet diyor Mehmet'in karısını evine attı diyor. Çünkü o zamanlarda da cinsellik harem var. Çünkü İslamiyet onlara Tabii yasak ki. koyduğu için hemen dedikodular, gıybet başlıyor. İşte o zaman hep ayetler yaşanan olaylara intiban, yani fikir olarak geliyor. Yani bu olay yaşanmış, ha, o zaman hemen ayet geliyor. Ha O zaman diyor nikah kıyın diyor. Ama el sürdürtmüyor. Yani nikah dediğin aslında helaline, yani haremine alabilme. Hani dedikodu çıkmasın diye Hı -hı. içeri alabilme yetkisidir bu. Nikke. yani bu evet. cins, Şimdi biz tabii ki aklımız fikrimiz hep cinsel çalıştığı için, oralara empoze edildiğimiz için. Şimdi haremini alınca ha ah, ah, harem kurdu işte 10 tane kadın olacak. Böyle bir fantazi kurulduğu için. Halbuki kadının e, mahrumiyetinden mahrumiyetini yani, yok etmek amacıyla, aynen öyle. onu sözden, laftan ve olacak her türlü aynen kötülükten öyle. korumak amacıyla nikah altına almak. Şimdi diyorlar ki e niye vasiyet şey almadı hani? Kelimeyi unuttum şimdi. Hani yetimhanelerden evlat alırız ya. Ye, şey. Siz de unuttunuz? Evlatlık. Evlatlık mı? Bir kelimesi daha var ya onun. Hani niye evlatlık almadı da? Hmm. Ya o dönem o kaide o kanun yokmuş ki kardeşim. Şimdi sen bugünkü zekanla düşüyorsun. O inan ayeti tabii kerime ya. o döneme ait. ve Yani 14 her yaşında, türlü şartıyla. Ya tabii ki o küçücük kızları da almışlar himayesinde. Ama dedikodu çıkar diye de kadının hakkını bakın. E, İslamiyet'te kadının saçının teli bile çok değerli kelam edilemez. Yani o bırakın cinselliğini, saçının rengini bile konuşulamazken bu kadar değerli bir varlık. Çünkü Allah'ın doğurganlık sıfatına mazhar kadın. Yani tüm evliyalar, alimler kadınlardan geliyor. Yani sen kadın nasıl değersiz görebilirsin? Aksine kadın en çok koruyan bir dindir bizim sistemimizdir. Ama tabii Yahudilerin bu e, Siyonizm'den gelen dejenerasyon bizi yıkmak için böyle propagandalar çıktı ve bunun da mesela başka bir örnek vereyim dört kadına. Oldu da diyor, kadının elden ayaktan düştü eşin, iş yapamaz hale geldi, sakat kaldı bir şey oldu. Onun rızasını alır alır istediğin bir kadını zevce olarak diyor haremini alabilirsin ama o kadının rızası olacak ona sana bakmak için diyor. Yine cinsellik yokum bakın burada. Çok önemli ayrıntılar bunlar. Çünkü bizi vurdukları yer cinsellik kısmı. Tabii. Yani erkeğin iç güdüsüne ha size dört kadın tamam değil. Eşine ve çocuklarına bakabilmek için. Hatta kendisine de. Aynen öyle. Yani her türlü hizmetini o da razı gelirse o da razı gelirse. Bak iki tarafın da kul hakkını alıyor. Kendi rızaları gelirse diyor bunu alabilirsin diyor. Dört niye sınırlamış? Allahu Teala diyor ki kardeşim sen diyor bu kadar diyor alabilirsin diyor. Oldu biri öldü biri sakat kaldı birinde bir şey oldu. Dördünden öte de alamazsın diyor. Sen artık diyor o kul hakkından başkasına giremezsin diyor. Da bir kaide oluyor. Yoksa onu da dejenere ederlerdi. Yani orada bir rakam konulmasaydı evet. işte o, o sakat kaldı, bu iş göremedi, bunun dişi arıyor. Bunu yani işte biz diyorum ya yasalar nasıl çıkmış, şeriat nasıl bozulmuş.